Yayınıma hoş geldiniz. İran Zengezur'a göz dikmişti. İran Zengezur'a Turan adımının atılmasını istememişti. İran boş durmuyor. Batılı devletlerin buradaki gizli destekçisi İran harekete geçti. Mollalar, evet sakalları ve sarıkları, üzerlerindeki cübbeleri sadece bir aldatmaca. Hizmet ettikleri yer sadece batı, savaştıkları yer ise İslam coğrafyası. Anladınız siz İsrail'in var olma nedeni bölgede bir tehdit olarak göstermelik gösterdiği İran yine aldığı rolü başarıyla götürmeye çalışıyor. İran Zengezur'a girdi. Şimdi bu görüntüyü getiriyorum ekranlarınıza. İran Ermenistan'ın stratejik önemdeki Zengezur bölgesinde konsolosluk açtı. Biz Şuşa daha da açamadık ama onlar gittiler Zengezur'da koridoru açtılar. Surik bölgesi dedikleri Zengezur bölgesinin Kapan şehrinde açılan konsolosluğa, başkonsolos olarak Murteza Abidin Verami atandı. Evet, burada bir Ermenistan aşkı, burada bir Ermenistan sevgisi ve iki ülkenin ne kadar bir ve beraber hareket ettiğini gösteren belgeyi gözümüzün içine soka soka gösteriyorlar. Siz Şuşa'da açamadınız, biz burada açtık diyorlar. Böyle bir şeyi kabul etmemiz mümkün değil. İran oraya yerleşiyor. Nasıl mı yerleşecek değineyim isterseniz? Oraya kuvvetleri nasıl yerleştirecekler? İşte şöyle, özellikle o bölgeye konsolosluk açmak, o bölgenin bir Ermenistan toprağı olduğunu resmen tanımak anlamına geliyor. Yani oraya güvenlik güçleri yollayacaklar. Konsolosluğu koruma adı altında İran'ın, evet ben e, onlara asker bile demeyeyim, devrim, evet devrim militanlarını, İran'ın devrim militanlarını oraya yollayacaklar. Yani amaçları ne? amaçlar orada bir İran defoktosu oluşturmak. Yani Azerbaycan ordusu ilerlerse ben burayı Ermenistan olarak biliyorum. Benim bu bölgede hakkım var ve bu bölgeye müdahale edemezsin adım atacak. Polis kuvveti ve yanında devrim militanları götürecek. Böyle olunca tabii ki ortamda İran'ın tamamıyla Ermenistan'ın yanında yer aldığını gösteren somut bir delil olmuş olacak. İran'da halk sokaklarda yürüyor. İran'da kendi bağımsızlığını bile sağlamada büyük güçlük çeken İran bu kadar çok sorunu varken ülke içinde ayaklamalar oluşmuşken Zengezur'u yine ihmal etmiyor. Nedir bu Turan korkusu İran'ın? Nedir? İşte taşeron ve maşa bir kuvvet olarak kullanılıyor. Azerbaycan'a karşısı saygısı olmayan, Azerbaycan'a karşı hiçbir zaman samimi davranmayan bir İran var karşımızda. Bayramov'un net bakışlarına karşılık, İran Dışişleri Bakanı'nın düşünceli ve yan ellerini tutma biçimi bile neyi gösteriyor? İletişime kapalı olduğunu, gizli bir niyet olduğunu dikkat edin İran Dışişleri Bakanı'na. Abdullah Hiyan, evet ne kadar benziyor soyadları Ermenistanlılara. Evet gördüğünüz gibi Abdullah Hiyan şu anda Bayramoğlu'na görüşürken yüz ifadesi duruş şekli ne kadar evet dost olmadığını kanıtı gibi ispatlıyor resmen. Kısa bir zaman önce Azerbaycan'a karşı İran'ın Genel Kurmay Başkanı hadsiz bir açıklama yapmıştı. Bir oldu bitti izin vermeyeceğiz demişti Zengezur'la ilgili. Düğmeye bastılar anlaşılan. Oraya bir konsolosluk düzmecesiyle yerleşmek ve orayı bir Ermenistan toprağı olduğunu konsolosluk açarak göstermek Azerbaycan'a karşı da bir savaş ilanı gibi. Artık yeter. Azerbaycan'ın öz topraklarında İran'ın ne işi var? Hatırlayın o zaman ruhani görevdeydi. Özellikle Hüdafer'in köprüsü üzerinde, İran işgal edilmiş bir toprak üzerinde Ermenistan'la baraj yapmayı düşünmüştü. Gördünüz mü buradaki durumu? Evet İran bu. Ne yaparsa yapar. Sadece Türk ve Müslüman karşıtı olmak yeter bu İran'a. Devamlı görüşüyoruz dedi Paşinyan. Gördüğünüz gibi devamlı görüşüyorlar. Ve özellikle rayisi Paşinyan'la Azerbaycan'a karşı nasıl zarar verebiliriz? Nasıl Azerbaycan'dan toprak koparırız? Nasıl Karabağ'ı tekrar Ermenistan'a sağlarızın peşinde İran? İran'ın bu tutumunu hala anlamayan varsa gerçekten aklına şaşarım. Ama artık İran'ın boyası iyice döküldü. Ermenistan'a verdiği, Hocalı'da katliam yapanlara verdiği bu destek tarih tarafından affedilmeyecek. Özellikle Müslüman tarihi tarafından. Öyle ordu birlikleri karşısında Azerbaycan'a tehdit etmek savaş yapmaya benzemez. Azerbaycan ordusunun nasıl savaş yaptığını, nasıl kahraman olduğunu, nasıl güçlü olduğunu çok iyi gördüler. Askerimizi yürüttük. Tabii ki güzel gelişmeler oldu. Özellikle Azerbaycanımızın zafer kazanmasına teknik ve psikolojik askeri yardımlar da yaptık aslında. Ama ne var ki özellikle bölgede yaşanan gelişmeler ve bölgedeki tabii ki konjonktür belli anlaşmalar yapmamız gerektiğini söylese de özellikle bu anlaşmalardan birisi olan Şuşa Beyanamesi neticesinde isterdim ki Şuşa Beyanamesi ile her iki devletin birine saldırı olduğunda birbirlerine gerekli yardımı yapar ibaresi gereği özellikle Azerbaycan'ın Şuşa'da hem bize üs hem de konsolosluk açması yönünde açılması yönünde büyük bir tebeki çağrısı olmalı. Şu anda Rusya'nın gücünün törpülendiği ve İran'ın yaptıklarında göz önüne alındığını gör görecek olursak Özellikle Şuşa'da konsolosluk açmamız ve üst kurmamız zorunlu hale geldi aslında. Türk dünyası büyüyecek diye korkanlar, Türk dünyası olacak diye çekilenler korkuları nafile. Güney Azerbaycan'da özgür kalacak ve Türk dünyası dünyaya, Türk dünyasını gücünü haykıracak. Zengezur'da İran o konsolosluğu tıpış tıpış geri çekecek. Bakın biz Şuşa'da okul bile açamadık o dönem. Rusya'nın özellikle Türkiye'den kurulması beklenen birçok okula itiraz ettiği ve konsolosluğumuza şiddetle karşı çıktı ortadaydı. Ama şimdi Ukrayna'nın alları toplayan ve savaşacak asker bulamayan Rusya'nın şu anki durumu içler acısı. Böyle bir durumu avantaja çevirmeliyiz. Zengezur'da İran daha çöreklenmeden, Zengezur'a İran daha da kuvvetlerini yollamadan önemli ve güçlü adımlar atmalıyız. Çünkü biz Şuşa beyannamesi gereği orada birçok hakkı, birçok kuruluşu, Birçok tabii ki üssü kurmak gibi haklarımız mevcut. Çünkü ikili anlaşmalar çok geniş, ikili anlaşmalar çok kuvvetli. Tabii ki Başkomutan Aliyev'e seslenelim. Başkomutan Aliyev'den isteğimiz şu, özellikle isteğimiz. Buradaki topraklar ve buradaki durumlar belli. Ama Başkomutan Aliyev'in burada yapmak istediği ve yapacağı şey şu olmalı. Özellikle Şuşa beyanamesi gereği üst konsolosluk ve okul bile açamadığımız Şuşa'ya derhal Türkiye'nin üstleri ve özellikle askeri üsler, konsolosluklar ve eğitim kurumları açılmalı. Burada Türk ruhu, Türklük hissi ve hissiyatı güçlü bir şekilde yer bulmalı. Rusya bahanesi kalktı artık. Yani Rusya gelip de bizim orada okul açmamıza karışacak takati kalmadı. Dedim ya Ukrayna'da iflahlarını kestik. Gerçekten kestik derken şunu kastediyorum. Türkiye'de belli bir yere kadar Rusya'nın çok güçlü kalmasını istemiyor. Orta ölçekli bir kuvvetli olması bizim için daha lehte. Çünkü ne olursa olsun orada bir denge unsuru olarak kalması lazım. Ama şu bir gerçek ki Rusya'nın itirazının olamayacağı bir döneme girdik. Haydi Aliyev şuşa beyanamesini devreye koy. Onlar nasıl tahrik yapıyorsa bizler de bu tahriki sonuna kadar uygulamalıyız. Ama haklı tahrikimiz var bizim ve bu yönde de artık gerekeni yapacağız. Evet yeni silah sistemleriyle, yeni kuvvetlerle çok daha güçlü bir Azerbaycan ordusu var karşılarında. Türkiye'de yanında olan güçlü ve bir devlet. Bakalım bir dahaki konuda neler olacak gelişmeleri size aktaracağım. Ama İran Zengezur'a dil uzattı, el uzattı, konsolosu kaçıyor. Anlaşmayı yaptılar. Bunun anlamı şu, İran'ı karşımıza alacağız ama biz çekilmeyeceğiz. İran çekilecek geldikleri gibi gidecekler. Evet bir dahaki yayında görüşene kadar lütfen kanalıma abone olmayı bu videoyu beğenip arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Hoşçakalın.